Evet değerli izleyenler, Futbol 55'in ikinci bölümüyle karşınızdayız. Hatırlayacağınız gibi Oğuz Gürbulak ve Erkam Reşmen bugün konuklarımız. Onlara soracağımız sorularla devam edeceğiz. Ben soracaktım ama burada yine sorular birikmiş. Mert sormuş, örnek aldığı futbolcular var mı diye. Onunla başlayalım o zaman. Oğuz. Yani örnek aldığım öyle yok. Takip edip yani üst liglerde... yabancı ülkelerde falan. Takip ettiğimiz oyuncular var tabii. Benevek izlediğimiz. İşte Rakitic, Iniesta. O tarz oyuncular. Kendi mevkine yakın oyuncular. Evet, kendi mevkine yani. Yakın. Modric yani. Takip ediyoruz sadece. Rakitic'i aldırıyorsun ama. Yani bilmiyorum artık. ben abi yani hem giyim hem kuşam hem stil hem de oynadığım mevki olarak. Ramos diyorsun. Tabii. Yani. Şu an direkt yani. Böyle deyince. Evet. Andırıyor değil mi? Kahve. Giyim kuşam deyince direkt o geldi aklıma. Keşke yani. Sadece giyim kuşam. Kötü sallar ya. Neyse. Muammer Atik yazmış. Bu hafta statta çalan Samsun Spor marşını tekrar nereden dinleyebiliriz diye. Maçın özetini tekrar izlerseniz YouTube sayfamızdan oradan dinleyebilirsiniz diyeyim ben de Muammer'e. Ben bu sefer kendi hazırladığım sorulardan gideyim. Erkam, yanlış çıkarmamışımdır herhalde. Beşiktaş patentli bir oyuncusun. İlk orada herhalde profesyonel oldun. Böyle kariyerini hem senden dinleyelim, bugünlere nasıl geldin? Bir de böyle kariyerinde kırılma noktaları oldu mu? Bunları da bir senden dinleyelim. Antalya'da ilk devlet su işlerinde başladım ben futbola. Oradan Antalya Spor'a transfer oldum. Antalya Spor'da 5 sene oynadıktan sonra Beşiktaş'a seçmelerine gittim. Beşiktaş'a seçildim. 3 senede orada altyapıda kaldım. Profesyonel oldum. Ara sıra A takımla idmanlara çıktım. Ondan sonra Çorum Spor'a kiralık gittim. 2 sene Çorum Spor'da kiralık oynadım. Ondan sonraki sene Bolu Spor'a kiralık gittim yine Beşiktaş'tan. Devre arası o zaman şimdi Konya Anadolu Selçuklu Spor oldu. O zamanlar Konya Şeker'di. Oraya kiralık gittim yine. Yani böyle kiralık dönemi bayağı geçti benim için ve zor dönemler. Kiralık bir oyuncu gerçekten zor. Kadro dışı kaldım orada. Benim için bir çöküş başlamıştı. Kötü gidiyordu. Belki yani dediniz ya kırılma noktası. Evet. Tekrardan bir Gazişehir, o zamanlar Gaziantep Büyükşehir Belediye'ydi. Oraya gitmem oldu. Orada çok güzel bir 3 sezon geçirdim. Ve tanıdığı için, hani orada başkanımız vardı. Beni tanıdığı için o kötü bir sezonun ardından beni gene de aldı. Devam benim için belki de kırılma anı oydu. Tekrardan bir başlangıç oldu benim için. 3 senede çok güzel geçti. Ondan sonra Kayserispor'a transfer oldum. İyi gitmedi işler. O zaman Kayserispor'da maddi olarak biraz sıkıntı içerisindeydi. Yönetim değişmesi falan filan vardı. Kayserispor'dan da devre arası buraya geldim. İyi ki de gelmişim. 2006-2017 idi herhalde devre arasında geldiği. Evet, aynen. Bir yani bu üçüncü sezonun oluyor. Tam da onu da soracaktım. Gelişini hatırlıyor musun? Aradan da biraz vakit geçti ama nasıldı o transfer sürecin? Osman Hoca vardı o zaman başımızda. Evet. 11 puanı vardı Samsun Spor'un. Sezon başı transfer yapamamışlardı. Devre arası da transferi açıp iyi oyuncular kurup ligde kalmaktı hedef. Osman Hoca'yla bağlantı içine girdik. İstediğini söyledi. Ligde kalmak için iyi bir takım kurulduğunu söyledi. Biz de anlaştık Osman Hoca'yla. İlk hiç çalışmamıştım ama iyi ki çalışmışım. İyi ki de buraya gelmişim. Çok güzel bir sezon geçti yani. O evet çok zordu. Averajla ligde kaldık ama 11 puanla bir takımın ligde kalması mucizeydi. Biz bunu başardık. Çok iyi maçlar oynadık. Şanssız maçlar oynadık. İki maç haricinde kötü oynamadık. İki maçta da işte
Eskişehir maçıyla Göztepe maçı. Onlar da yani biraz farklı mağlup olduk. Farklı mağlubiyet. Kötü olabilir. Oynadık yani. Farklı mağlubiyetini çok kötü oynadık. Bize yakışmayan ama gerçekten iyi bir arkadaşlık grubumuz vardı. Çok iyiydi ortamımız. O ortamda bizi ligde tuttu. O sene benim için çok özeldir yani. Evet. Oğuz, sen nasıl anlatırsın kendi hikayeni? Sen neler söylersin kariyerinle ilgili? Evet, ben de Erkam abinin oynadığı, o zaman ismi Konya Şekerspor'du. Orada başladım futbola. Ben öyle Erkam abi gibi çok dolaşmadım. Bir Manavgat var evet, herhalde. Bir Manavgat Evren Seki'ydi o zaman ismi. Orada oynadım iki sezon. Sonra tekrar geri döndüm. Anadolu Selçuk olarak ismi değişmişti. O zaman geri döndüm. İki sene de orada oynadım. Sonra Samsun Spor'a geldim ondan sonraki sezon. Geçen sene de buradaydım işte. Senin gelişin nasıl oldu? Benim gelişim yani ne, bizim Abdülkerim Bardakçı ile birlikte geldik biz zaten. Birlikte geldiniz. Zaten menajerimiz aynıydı. Onun vasıtasıyla daha önce görüşüyordu zaten kulüple menajerim. Hı hı. O şekilde geldim. Biraz da onun vasıtasıyla oldu diye. Evet, iyi ki de gelmişsin. Bu yılda formayı bir aldın. Hatta yani şöyle soracağım, belki mütevazilik yapacaksın bu konuda ama yedek başladın bu sezona. Evet. Sonra Samsun Spor'un çıkışıyla birlikte forma giymeye başladın. Senin de çıkışın oldu. Hatta bir Keçiören gücü maçıydı. O hastalığından dolayı oynayamadın. Yokluğun hemen göze çarptı. Yani bu sen nasıl değerlendirirsin? Burada bir anda bu parlaman, formayı kapıp bir daha bırakmaman. Sen bu dönemi nasıl değerlendirirsin? Evet, sezona yedek başladım. Ondan sonra form yakalayıp formayı aldım. Keçiören maçında yani takım olarak çok istediklerimizi yapamadık. Yani bir kişiye bağlı olduğunu çok düşünmüyorum ben. Benim yerime oynayan arkadaşlar da elinden gelen mücadele yaptı ama takım olarak günümüzde değildik diyelim. Yani Eyüpspor maçında da evet ilk defa oynadık. Hatta Erkam abi de ilk defa oynadı. İkimiz birlikte oynadık. Evet, kötü bir revizyon vardı. Evet. Kadroda Sancaktepe'nin ilgisinden sonra. Yani birbirimize iyi uyum sağladık o maçta. İyi mücadele ettik. Galibiyetten sonra da zaten özgüvenimiz yerine geldi. Ondan sonra peş peşe galibiyetler aldık. Ve iyi bir uyum yakaladık. İyi bir birliktelik yakaladık. Öyle de inşallah tamamlarız. Evet. İnşallah da öyle olur. Baran sormuş, ikinize birden sormuş. Ya bize geçen yıl haksızlık yapıldığını düşünmüyorlar mı demiş. Veya düşünüyorlar mı demiş. Yani sürekli hakem hataları vardı da bilmiyorum geçmişe çok dönmek ister misiniz ama. Tabii ki düşünüyoruz yani. Evet. Hani onları artık geçtiği için söyleme gereği bile duymuyoruz ama maçlardan sonraki o bağırışlarımız, çağrışlarımız zaten herkes duymuştur, görmüştür. Maalesef, evet. Yani sadece bir maçta değil, onlara geri dönmek istemediğimiz için, artık oldu, bitti, gittiği için yani. Sadece bir maçta değil, kaç maçta böyle hatalara denk geldik ama hani baktığımız zaman da bizi bulması çok normaldi. Çünkü evet kayyum yönetiyordu, elinden geleni yapıyordu. Evet. Allah razı olsun onlardan da, hani onlarlık hiçbir şey yok sonuçta. O kadardık yani sadece ama bir tabii yönetimi yok. İmaj biraz. Aynen, yönetimi olmayan bir takım olunca ne yapacaklardı? Bizi biraz şey yaptılar tabii. Evet. Üzdüler yani bu konuda. Evet. Murat abi sana bir soru gelmiş. Bana mı? Evet. Dinliyorum. Samet Aşçı sana sormuş. Murat Bey demiş, transferler hazır mı? Yoksa belli değil mi? Hangi bölgelere transfer yapılacak? Erkan ve Oğuz'da da ligde başarılar dilerim demiş. Transferi yönetim yapıyor. Tabii ki takımlarda transfer hiçbir zaman bitmez. Evet. Devre arasında da çeşitli takviyeler yapılacaktır. Bununla ilgili benim net bildiğim bir şey yok. Ama hem başkanımız hem yönetim hem scout ekibi bu konuda çalışma yapıyorlardır. Evet. Devre arası transfer dönemi geldiğinde de bununla ilgili ne tür bir hazırlık olduğunu hep birlikte göreceğiz. Evet, Ahmet Akın da Oğuz'dan forma istemiş. Ona da aynı Star'dan, şekilde yönlendiriyoruz. Star'dan alıyor, Oğuz imza alıyor. Burak Okur sezon başıyla ilgili bir soru sormuş Erkam'a. Sormayalım ona. Ama adını okumuş olalım izleyicimizin. devam da edelim. Oğuz, Savaş'ta da iyi bir ikili oldunuz bu dönemde. Bunu nasıl değerlendirirsin? Onunla uyumunuz çok iyi.
Biriniz işte daha çok savunmaya yönelik, biriniz hücuma yönelik, birbirinizi çok iyi tamamlıyorsunuz. Evet. Belki de takımın bütün, tabii yani orta saha öyle bir mekanizma olduğu için hem savunmayı hücuma bağlayan, hücumu oraya bağlayan. Savaş'la bu diyaloğunuzu nasıl değerlendirirsin sen? Evet, yani Savaş'la birlikte oynuyoruz. Yani gerçekten saha içinde iletişim çok önemli. Evet. Birbirini dinlemek, anlamak. Yani biz bu uyumu iyi yakaladık. Birbirimizin ne yapmak istediğini, ne yapmaya çalıştığını anlayabiliyoruz. Özellikle pozisyon almada birbirimize laf geçirebiliyoruz diyeyim. Birbirimizin açını iyi kapattık, iyi uyum sağladık. Bu şekilde yani konuşarak, çok konuşarak, birbirimizi yönlendirerek orta sahada elimizden geldiğince mücadele etmeye çalışıyoruz. Tabii biraz da iki kaliteli isim iyi uyum sağlıyor, onu da söyleyelim. Erkam, sen de Ercan'la başladın sezona. Ercan talihsiz bir sakatlık geçirdi maalesef. İnşallah o da en kısa zamanda dönecektir sahalara. Şimdi Nuri ile iyi bir ikili oldunuz. 5-6 hafta gol yemedi Samsun Spor. Bu sezon kaleyi de bayağı gole kapattık. Sen bu takım arkadaşlarının uyumunu nasıl değerlendirirsin? Bir de kendi performansını kısaca nasıl yorumlarsın? Ercan'a da buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Evet, İnşallah bir an önce aramıza gelir. Gerçekten talihsiz bir sakatlık. Futbolda en kötü sakatlığı yaşadı. Takımla uyumumuz şöyle, herkes artık birbirine güvenmeye başladı. Herkes birbirini bildiği için. Nerede, nasıl, kime nasıl pas atacağımızı daha yeni yeni yavaş yavaş oturtuyoruz. O yüzden gerçekten oynayanlar arasında bir uyum oldu. Biraz da devamlılık geldiği için bu sürede. Ama kaliteli bir takımımız var. Herkes birbirinin ne yaptığını, nasıl pas atacağını, nasıl pas alacağını anladığı için, bildiği için güzel bir uyum oldu. Zaten bu uyum bu başarıyı getiriyor. Nuri ile de şu an Nuri ile oynuyoruz. İyi, herkes iyi insan, iyi arkadaşız. Bir şekilde birbirimizi idare ediyoruz yani. Evet. Murat abi, yine sana bir soru var. Selçuk Yılmaz yazmış. Az önce store'dan forma al dediğimiz taraftar. Ben Ankara'dayım. Web store'un açılmasını bekliyorum. Ne zaman açılacak diyor. Bugün de yine Yüksel Bey'in de bu konuyla ilgili, Yüksel Bey'e de çok fazla tweet vardı. O da hızlandı süreçte de ama evet. Sen daha yakınsın abi. Neler Süreç, söylüyorsun? Hızlandı gerçekten. Çünkü hem web sayfası hem de web TV ile birlikte yürüyor süreç. Zannedersem Ocak ayı itibariyle ligin ikinci yarısında hem web sayfamız, hem web TV'miz, hem de e-store'umuz hizmete girmiş olacak. Kendisi de Ocak ayı itibariyle formasını alabilir. Evet, öyle söyleyelim. Ocak ayında hem web TV, hem web store, hem yeni web sitesi de yeniden tasarlanıyor herhalde. Yeniden tasarlanıyor. Her şeyin dolu dolu olacağı bir web sitesi tasarlanıyor Samsun Spor'a. Ocak ayını bekleyelim o zaman. Biz Oğuz'la devam edelim. Oğuz tabii futbolculuğunun yanı sıra bir öğrenci. İnşaat mühendisliği okuyorsun herhalde. Okul hayatı nasıl gidiyor? Okul ne zaman bitecek? Geleceğe dair planların nedir? Yani şu an ne zaman biteceği ile ilgili bir fikrim yok. Ya evet, okulla futbolu aynı anda götürmek gerçekten zor. Konya herhalde değil mi? Evet, Konya Selçuk Üniversitesi'nde. Gerçekten ailem desteğiyle özellikle ikisini aynı anda yapmaya gayret gösterdim. Dördüncü sınıftayım zaten, az kaldı bitmesine ama şu an ikinci planda. Tabii futbol oynadığım için. Bakalım, inşallah yakında biter yani. Yani isteyerek mi bu bölümü okudun? Hani bazen vardır ya, böyle denk gelir okunur. Yani futbol yani kariyeri sonuçta bitecek, belli bir zaman aralığında oynuyorsun. Tabii. İleriye yönelik mi bir hamle bu? Yani şimdi liseden sonra bayağı 8. yılım falan yani liseden sonra o bölümü tercih ettim yani. O zaman küçüktük herhalde, ne düşünüp tercih ettik bilmiyorum. Ama seviyorum yani, inşaat mühendisliği de yapmak istiyorum futboldan sonra. İnşallah bitiririm yakında. İnşallah. Peki onun dışında neler yapıyorsun? Gerçi çoğu zaman nasıl futbolda geçiyor? Hani belki sizi şöyle görenler var. İşte 90 dakika oynuyorlar, iş bitiyor diye ama bu işin tabii bir de bir maçın günler süren hazırlığı var. Futbol dışında neler yaparsın?
Futbol dışında bu yaz evlendim. Hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkürler. Yani futbol dışında da eşimle vakit geçiriyoruz. Yani eve gidiyorum, maçları takip etmeye çalışıyorum. Öbür liglerde, yabancı liglerde. İşte favori ligim var mı? Favori ligim İngiltere Ligi tabii ki. İzin günlerimiz oluyor maçlardan sonra tabii. O zamanlar işte dışarı çıkıyoruz. Onun dışında yaptığımız çok bir şey yok. Tesisten eve, evden tesise. O şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Burada eşin de Samsun'da. Evet, eşim de Samsun'da. Geziyorsunuz. Nasıl Samsun? Artık Samsun buralı gibisiniz artık. Geçen yıl da buradaydın. Evet, geçen sene anlatıyordum eşime. O da kendi gözüyle gördü bu sene. Gerçekten Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri Samsun. Evet, Erkam sen ne yapıyorsun futbol dışında? Nasıl geçiyor vakit? Bakıcılık yapıyorum. Güzel bakıcılık ama. Valla dediği gibi Oğuz'un evden tesise, tesisten eve bir hayat var. Evden işe, işten eve. Güzel geçiyor çok. Burası çok güzel bir yer. Evet. Her şey çok güzel geçiyor. Tabii galip gelince daha da güzel oluyor her hafta. Normalde film izlemeyi, oyun oynamayı, ne bileyim yabancı dizilere bakmayı çok severim. Ama bu aralar hiçbirini yapamıyorum. Biraz zor oluyor. Bunlar artık benim için biraz ekstraya girdi. Evet. Hani çok fazla yapamıyorum. Diğerlerinde tesisteyiz işte genelde. Tesiste beraber olmak da çok keyifli oluyor. Hani erken gitmek istiyoruz son an tesise. Oradaki ortamımız da çok güzel. İdmanlar da çok güzel geçiyor. Her şey güzel. Her şey yani. Güzel. Şu anda çocuk kaç aylık? 9 oldu. 9 oldu, iyi. Allah bağışlasın. Çocuk olunca öyle oluyor biraz. Evet. Ona bakıyorsunuz. Ben de bir yandan kızıma bakıyorum. Benim kızım da 14 aylık. Maşallah. Çocuk büyütüyoruz yani. Şeyden boşta kalan vaktimizde öyle söyleyelim. Tabii 14 haftayı geride bıraktık. Sizden yavaş yavaş da futbola dönüp bu 14 haftanın yorumunu alacağım. Hatta şöyle tasarlayabilirsiniz. İşte en zorlandığımız maç, en iyi gördüğünüz rakip gibi bu şekilde de yorumlar alabilirim sizden. Oğuz senden başlayalım. 14 haftayı iyi de geçiyoruz. Yani şampiyonluk ortalaması 2.2 olarak düşünürsek 14-28 eder 30 evet, puanımız var. Evet. Aslında her şey belki tasarlandığı gibi. Nasıl görüyorsun sen geride bıraktığımız 14 haftayı? Evet, işte söylediğiniz gibi işte bu ligde 2 puan ortalamayı tutturup şampiyon olmak var ama bu lig bizim grupta ekstra olarak işte alttaki takımların galibiyet almaması puan barajını biraz yükseltiyor. O yüzden biz şu an iyi gidiyoruz. Uzun vadede bu gidişatımız devam ederse inşallah hedefimize ulaşabiliriz. Ligde de en zorlandığımız maç yani Keçören diyeyim ben. Hı hı. Çünkü gerçekten onlar da disiplinli sistem oyunu oynayan bir takım. Onun dışında çok zorlandığımız bir rakip olmadı. Gerçekten biz kaliteli bir takımız. Öyle yani inşallah sezon sonu hedefimize ulaşır. İnşallah olacak. Erkan sen nasıl değerlendirirsin geride kalan yani, 14 haftayı? Dediğiniz gibi abi biz sonuçta hocamızla beraber bir hedef koymuştuk kendimize. Her maç 2 puan üzerinden. Ortalama. Bunu yakaladık. Hatta üstündeyiz de. Hani keşke taraftarımızla bizim de istediğimiz hani bir an önce puan farkını açalım. Alt taraflı bir an önce farkımız olsun. Her maçı galip gelelim. Ama böyle olmuyor. Maalesef böyle olmuyor. Şu anda bunu yakaladık. Sadece Bayrampaşa maçında ben biraz üzüldüm. Bayrampaşa Sarıyer maçında. Çünkü çok gol kaçırdık. Çok pozisyon vardı. Bayrampaşa maçında gerçekten çok gol kaçırdık. Orada 2 puan kaybettik yani. Sarıyer keza öyle öne geçmişiz. Öne geçtiğimiz bir maç. 10 kişi kalmış. Talihsiz bir gol. Yani çok kötü bir golle oradan da 2 puan kaybettik. Ama oynadıklarımız rakiplerin arasında bence de Keçiören gücünü çok beğendim ben de. O gün biz de o gün kötüydük yani. Hani onlar iyi oynadılar ama her şey biz de kötüydü. Hakem de kötüydü. Evet biz de kötüydük. Ona rağmen 2-2'yi yakaladık. Verilmeyen bir golümüz oldu offside'le. Hani belki öyle daha farklı olabilirdi ama hani dediğim gibi iyi gidiyor her şey.
keşke daha iyi olsaydı. Keşke bir an önce aradaki puan farkını açıp birinci sırayı da biz olsaydık. Tabii ki böyle isterdik ama hani telaşa kapılacak bir şey yok. Her şey iyi gidiyor. Son 3 hafta ilk yarının bitmesine kalan. Bunları da iyi geçirip daha da iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Çünkü iyi takımız, iyi çalışıyoruz, iyi mücadele ediyoruz. Allah da iyi çalışanlara veriyor. Biz de inşallah bu yolda yüzümüz gülecek diye i̇nşallah. Düşünüyorum. Tabii iyileri ekleyelim. İyi bir yönetim var, iyi bir başkan var, tabii iyi bir oluşum, iyi bir yapılanma. Her anlamda iyi bir teknik adam var. Onu saydığı için eklemedim. Ben Erkam'ın iyilerini ekleme yapayım dedim. Murat abi sen nasıl değerlendirsin geride kalan 14 haftayı? Senin gözünden nasıl geçti? Evet, sezon başında Teknik Direktör Taner Taşkın'ın 2 ve 2.2 puan ortalaması var. Ligi bilen bir teknik adam zaten kendisi. Geldiği günden beri bu ortalamayı tutturan takımların sezon sonunda şampiyon olacağını söylüyor. Şimdi şöyle düşünelim. 5 ay önce ortada yönetim yok, futbolcu yok, teknik heyet yok, hiçbir şey yok. Kaos var. Bir kaos var. 5 ay içerisinde geldiğimiz nokta burası. 5 ayda kurulmuş bir takımız. Her yönüyle bir değişim yaşanıyor. Yönetiminden, teknik heyetine, futbolcusuna kadar büyük bir değişim var. Dolayısıyla bazı şeyler hemen elinizde sihirli bir değnek yok. Dokunduğunuz gibi her şey mükemmel değişmiyor. Olmuyor. Bu da bir süreç, bir zaman. Bu zamanı da bu 5 ay içerisinde iyi değerlendirdi Samspor. Ve şu anda ligde 3. sırada ama puan farkları biraz önce puan durumunu gördük. 32, 31 ve 30. Dolayısıyla rakiplerimiz bizden şöyle avantajlı. Daha oturmuş kadrolarla geliyorlar. İşte Uşakspor diyoruz. Geçen yılın şampiyonu ve takviyelerle şampiyonluk hedefiyle kurulmuş bir takım. Dolayısıyla bence verimli ve doğru ilerleyen, doğru planlanmış bir Samspor var. İstikrarlı. Zaten başarı istikrarla geliyor. Hem kadro istikrarı sağlandı. İdeal bir 11'imiz var. Teknik adam istikrarı var. Yönetim istikrarı var. 5 ay içerisinde müthiş bir değişim oldu. Buradan bakıldığında bardağın dolu tarafını gördüğümüzde Samspor 14 haftada başarılı bir periyot geçirdi bana göre. Ligin ikinci yarısında daha farklı ve daha oturmuş, artık birbirleriyle iletişimi ve uyumu daha üst seviyede olan bir takım göreceğiz. Evet. 16-17 yeni transferden bahsediyoruz. Hepsi farklı şehirlerden, farklı takımlardan gelmiş. Teknik heyeti farklı bir kültürden gelen, başka bir bölgeden gelen bir teknik heyet. Futbolcular keza hepsi farklı takımlardan gelmiş. Bunların da bir uyum süreci mutlaka olacaktı. Bu süreci de yaşarken kayıpsız geçmek önemli. Samspor'un ben bu 14 haftada iyi bir çizgi yakaladığını ve ligin ikinci yarısında daha da iyi olacağını düşünüyorum. Evet, tabii bu değişimde bir parantezde başkanı açmak lazım, İsmail Başkan'ı. Kesinlikle. Hatta bugün haberini de yaptık. Öyle bir şey ki başkan maça protokolle başladı, hocasına gitti, taraftarın arasında bitirdi. Totem mi yaptı acaba başkan orada? Hani maç karşılaşma 0-0 başkanın tam karşı tarafta kendisine locası var. Evet. Maçlarını genelde orada izliyor. Galibiyetten sonra da hemen alt tarafta taraftarlar kendisini çağırınca başkan da onları kırmayarak yanlarına gitti. Taşa çıktı. hep futbolcuları orada alkışladı kendisi de. Hoş bir görüntüydü. Evet, güzel bir görüntüydü. Tabii burada başkan taraftar diyaloğunun da bu seviyede güzel olması da ayda bir güzellik de oradaki fotoğraflar sosyal medyada çok fazla paylaşıldı. Hakikaten güzel bir görüntüydü. Artık sonuna geliyoruz programımızın, yavaş yavaş son 10-15 dakikamız kaldı. Buradan taraftara göndereceğiniz mesajlar nedir arkadaşlar? Onları sorayım ben size.
Her gelen oyuncumuzu aynı şekilde uğurladık. Sizi kupayla yeniden programa lig bitiminde bekliyoruz diye size de onu söyleyeyim. Nedir taraftara mesajınız? Erkan senden başlayalım. Biraz tabii hep sabır üzerinde duruyoruz. Neler söylersin sen? Geçen sene abi burada bir küme düşmüştüğü yaşadık hep beraber. Hep beraber çok üzüldük. İnşallah tekrardan bir üst lige çıkıp onları üzdüğümüz gibi tekrar da sevindirmeyi isteriz. Ve onlara mesajım da zaten her şeyi en iyisini yapıyorlar. Böyle yapmaya devam etsinler. Evet. Oğuz, ondan önce sana şunu sorayım. Not almışım buraya. Bodrum maçında hakikaten çok güzel bir golün vardı. Az önce Erkam'ın golünü izledik. Seninki de ona benzer gibi yine ceza sahası dışından güzel bir goldü. Geçen yıl oranla çok fazla da denemeye başladın dışarıdan. Bununla ilgili özel bir çalışman, özel bir hazırlığın var mı? Yani şut evet çalışıyoruz idmanlarda. Yani geçen seneki oyunumuzu çok önde oynayamıyorduk yani işin açıkçası. Bu sene daha çok hücum yapan, daha çok rakip kaleyi hapseden bir takım görüntüsü çiziyoruz. Bu yüzden daha çok şut imkanı geliyor. Ve biz de denemeye çalışıyoruz. Bodrum'da da gerçekten güzel bir gol oldu. O da kritik bir deplasmandı. Evet. Öyle yani. Şut çalışıyoruz. Onun da meyvesini alıyoruz evet. Diyorsun. Peki taraftarlara buradan mesajın, şampiyonluk sözlerin artık nasıl ifade edersek neler söylersin son olarak? Yani gerçekten taraftarımız bizim için çok önemli. Desteğini arkamızda hissetmek gerçekten her futbolcu bunu ister. Onlara sözüm biz doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. En azından hiçbir zaman mücadele etmeyen bir oyuncu topluluğu olmayacağımızın sözünü verebilirim. Ve onlar da bizi sonuna kadar desteklesinler. İyi oyun olur, kötü oyun olur ama biz 90 dakikada kanımızın son damlasına kadar savaşan bir Samsunspor'u izlettireceğimiz sözünü veriyorum. Bizi desteklemeye devam etsinler, güvensinler ve arkamızda olsunlar. Zaten öyleler. Evet, tabii şunu da hatırlatalım. İki konuğumuz da geçtiğimiz günlerde sözleşmelerinizi de uzattınız. 2 yıldı herhalde değil mi Erkan? 1 abi. Yani lig sonunda 1, 3 yıldı evet, senin de. Evet. Onlar da en kötü 1-2 yıl daha bizlerle birlikte bu coşkuyu yaşayacaklar. Biz teşekkür ediyoruz konuklarımıza. Bizi kırmadınız. Antrenmanın bitiminde hemen programımıza geldiniz. Teşekkür ederiz. Programımızı kapatmadan önce arkadaşlarımızdan rica edelim. 15. haftanın programını da izleyicilerimize hatırlatalım. Bu hafta hangi karşılaşmalar oynanacak? Tabii hepimizin bildiği üzere Ilport Samsunspor deplasmanda Uşak Spor'la karşılaşacak. Şunu da hatırlatalım, bu maçın canlı yayınlanması konusunda kurum olarak, haber medya grubu olarak girişimlerimiz var. Bununla ilgili sonuçlar alındığında bunları da size aktaracağız. Tabii ki yayını yapma adına iş birkaç imzaya kaldı, onu belirtelim. Çünkü çok fazla soru var bununla ilgili de sosyal medyadan, bunu da açıklamış olduk. Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak karşılaşmalarda Sarıyer Niğde Anadolu Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Hacettepe'de Keçiören Gücü'yle oynayacak. Bakalım Keçiören Gücü bizim yorduğumuz takımla oynuyor bir sonraki hafta. Bakalım Hacettepe maçları nasıl geçecek, onu da göreceğiz. Yine pazar günü saat 13 maçlarında Ahmet Sportif Faaliyetler sahasında Bodrum Spor'u konuk edecek. Gümüşhane Spor'da yine ligde eksi puanda bulunan Gaziantep Spor'la karşılaşacak. Pazar gününün 13.30 maçlarında Ankara Demirspor Eyüp Spor'u konuk edecek. Manisa Spor, Bayrampaşa Spor'u konuk edecek. Yine haftanın zirveyi de üst sıralarda yakından ilgilendiren maçlarından birisinde Sakarya Spor sahasında Kastamonu Spor 1966'yı ağırlayacak. Sancaktepe Spor'un İnegöl Spor'u ağırlayacağı haftada yine az önce de söylediğimiz gibi pazar günü saat 13.30'da UTAŞ Uşak Spor'la Ilport Samsun Spor karşılaşacak. Kırmızı beyazlı ekibimiz deplasmanda 3 puan mücadelesi verecek. Murat abi, ekleyeceğin, söyleyeceğin bir şey var mı? Hem son durumla ilgili hem de Uşak maçıyla ilgili. Geçen hafta söz vermeden kapatmıştım sana programı da. Telafi mi ediyorsun? Telafi ediyorum. Evet, Uşak maçı her karşılaşma olduğu gibi Samsunspor içeride dışarıda galibiyet için çıkıyor. Evet. 3 puan için çıkıyor. Uşak maçı
gerçekten zor maç. Biraz önce de bahsettim, 11 hafta hiç yenilmediler ve ligin en az gol yiyen takımlarından biri. Takım savunmasını iyi yapan bir ekip. Ama bizde de kilidi açacak çok değerli oyuncular var. Evet. Zor maç olacak ama Samspor'un Uşak'tan güzel bir sonuçta döneceğini umut ediyorum. Tabii Cuma gününden gidilecek Cuma herhalde. Gününden gidecek, evet. Biraz da erken gidecek takım. Yol da uzun. Uçak aktarma derken takım biraz da erken gidecek, onu da söyleyelim. Evet değerli izleyenler, Futbol 55 ekibi olarak bir programın daha sonuna geldik. Önümüzdeki salı günü inşallah bu stüdyolarda Yılport Samsunspor'un deplasmanda UTAŞ Uşakspor'u mağlup ettiği maçı değerlendiririz diyerek programımıza noktayı koyalım. Hepinize mutlu akşamlar.